İtalya'ya gittiğinde bu diziyle ilgili ne için gittin? Bu bir zamanlar Çukurova. Yok. Haydi, o bak. Hudutsuz Sevda. O, Hudutsuz o Karadeniz. Yani sen de. Yani, İşten işe lütfen. İşten işe. Evet, bir zamanlar Çukurova yıkılıyor. Ben böyle bir şey görmedim. Delirmişler. Ben unuttum tabii bir süre sonra bir zamanlar Çukurova'yı. Karakterle ilgili şeyler soruyorlar falan. Bayağı Canale Cinque diye İtalya'nın önemli bir devlet kanalı orası. Canale Cinque diye. Ondan sonra orada Verissimo diye bir şey var. Bir program var. Bu Berlusconi'nin... Berlusconi. Evet. Biz Türkler Berlusconi diyoruz belki. İtalyanlar belki Berlusconi diyorlar. Evet. Onun gelini sunuyor. Dünya tatlısı da bir kadın. O programlara çıktım. Orada böyle bir çok tatlı ilişkiler kurdum falan. Müthiş. Evet, bunlarla ilgileniyorum biraz. Bir elimizde bir şey varmış da Özgür bana söyledi. Bir, ne yapıyorsun İtalya'da bir şey yapıyorsun. Görebilir miyiz onu? Tamam. Yeter gerçekten herkes böyle lupa aynı taktı. Şeye bakıyor. Ha? Lupa taktı. Şöyle bir şey. Fakat bu yani yaşam sevinci diye bir video olarak yok gösterilebilir ya. Bütün dünyada. Yok hayır, ben programa gittim. Programda dediler ki ya yürüyeceksin böyle bakacaksın ya da istersen böyle bir dans formatı. Benim hoşuma gitti o yani böyle bakacağım. Programda ya bu programdan önce onların tanıtımı için böyle bir şey yaptırdılar bana. Bayağı seyirci toplamıştır bu. Evet, İtalyanlar çok sevdi. Sevmez mi? Ayakkabıların tatlılığı. Ayakkabılar çok tatlı. Entari çok güzel. Evet, sen çok güzel dans ediyorsun. Evet, mükemmel. Çok tatlı değil mi ya? Yani? Evet. Ve Arnavut kaldırımlarında ediyor bu dansı. Bu daha da zor bence yani. Bir de öyle. Peki bu ne kadar biz çekiyoruz sen devam et diye kaç saat bahsettin? Yok ya Okan, benim böyle bir proje. Onlar yukarı çıktı. Ben iki kere yaptık bunu. Çünkü ben zaten bunlara teşne bir tipim. Yani benim için bir hazırlığa gerek yok. Müziği koydular, böyle dans ettim. İki kere dans ettim. Bir tanesini koymuşlar işte. Yani bir şey yok burada zaten. Öyle dönüyorum. Peki. Şimdi hemen yaşlarımıza geçelim zaten. Evet, ayıp olmasın hani genç. Güven Kıraç ve Melda Gür. Yatak odası sırları. Senden yaşlı oyunu. Olmayalım. Evet, hepinizden. Büyüğümüz, abimiz. Şu Okan abi. Afişini görebilir miyiz Okan amca? Bir afiş. Bayıldım afişe. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi hep merak ettiğim şey şu. Ben de daha önce buna benzer şeyler yapmıştım programlarla ilgili. Bu değil de öbürüne bir daha dönemez miyiz? Fransız afişlerine benzemiyor mu? Evet. Burada çıplak mısınız hakikaten? Lütfen öyle deyin, öyle izleyin, öyle izleyin. Biz de bunu burada bir şey göremiyoruz diye. Yani onda don, süt yiyen, sen de bilmem ne varsa o zaman şey oluyorum ben yani. Daha korkunç. Öyle çekil, daha korkunç. Yani orada... Çıplak haliniz daha mı korkunç? Hayır. Onun altında şüphesiz gerçek olan çok korkunç. Çünkü orada Güven'in bir şortu var bende. Paçalarını sıyırdığı altımda. Evet. Üstümde de bir tişörtün yakasını içeriye geçirip koltuk altıma alıp... Çok iyi. Çok güzel. İşte malum hileler yani. Çok malum güzel. Çok iyi. Şeyler. Normal. Ama ben onunla oynadığım için biliyorum. O cesur kızdır yani. Evet. Sanatla ilgili falan. Sen mi kendini kapatmaya çalıştın? Ben çok değerli buldum herhalde kendimi. Yani bu nazara mı gelmeyeyim istedim falan. maşallah ne kadar çok var. Oyun hem küçük salona sığıyor hem büyük salonla büyüyor. Evet. Seyirciyle beraber. Evet. Ama siz neyi hedefliyorsunuz yani? Ya biz oda tiyatrosu kafası mı yoksa böyle 1200 kişilik şey? Ama İzmir'e giderseniz aynen mesela öyle. Suat Taşer 900 kişilik. Şimdi ağzından aldığın lafı. Evet. Ankara'ya giderseniz öyle. Şüphesiz çünkü öyle. Çünkü turnelerde. Meşhurada falan. Evet, Meşhurada falan oynanır. Böyle gidiyorsunuz. O yüzden sette cinayet oynayamıyor. Yok, oynuyor. O, biz arada oynuyor. Ayarlamaya çalışıyoruz. Ne zaman oynuyorsun sette cinayeti? Şeyde oynuyorum. Daha yeni Bursa'da oynadı geldi. Ben Bursa'da önce oynadı. Ben de vardım. Sen de vardın. Evet. Önce Dada'dan alıyorum tarihleri. Sonra diğer oyunlarıma veriyorum. Tabii biz öyle saygıyla davranıyoruz. Ben öyle bir sorgulama içinde değilim. Ya şu açıdan çok mutluyum. Çünkü arkadaşlarım böyle o oyundan o oyuna gördüğümüz gibi işten işe koşuyorlar. Ne oldu? Para mı yok? Yani para zaten genel öyle, olarak değil yok. Para değeri yok. Durumda değiliz yani. Hayır, para değeri sembolik yok. Ve şey para. Yani sorgulamadığımız bir şey. Para eriyor. Dediği biz doğru. Eriyor. Para eriyor. Ya kazandığın para aynı gün içinde böyle. Evet. Yani gerçekten 100 lira gibi oldu 1000 lira. Yani tiyatro yemeğini alıp yemeğe gidiyorsun, bırakıyorsun yemekte, eve boş ceple dönüyorsun. Evet. Neredeyse. Evet.
Evet. Yani çok nasıl neredeyse ne? İşte sen nereye yemeğe gidiyorsun işte, ya da ne kaç kadar para alıyorsun? Tabii, işte bunlar değiştiriyor olayları. Evet, biliyorsun her zaman. Sürekli. Bana sürekli böyle hava atıyor. Evet. Sürekli bu şey. Ya hep. Ama altı dolu. Ya biliyorum. Tiyatro yevmiyelerini biliyorum. Sürekli bunda şöyle bir eda var. Ya benim aldığım yevmiye. Ulan yevmiye. Ama hayır, adı üzerinde yevmiye. Gel ben de oyna sana 500 lira veririm dememiş. Yani, ben de buna yani şey gibi gündelik işçi gibi. Yani yevmiye nedir? Gündelik işçisin işte. Çok... Gel bana 500 liraya oyna demese bana. Ya 500 liraya oyna mı dedim sana? Dedim bir ara yıllar önce. Kaç yıl önceydi? Herhalde 30 yıl önce. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu tavşanlarla nasıl bağlantı kuruyoruz oyunda? Ona da bayıldım afişte. Ya orada bir anda çıktı o değil mi? Ben konuşurken birlikte evet, benim aklıma öyle bir fikir geldi. Dedim bir tavşan sembolize eder ya biraz böyle hani şeyi. Ne? Tavşan Halbet. Gibi. Halbeti. Ne? Halbeti. Halbet işlerini. Seks demiyoruz artık programlarda bilmiyor musun? Yok halbet. Be. Tabii halbet. Demiyoruz. Seks bu yok böyle şeyler. Bunları demiyoruz ses da. Ses dedim ses. Ses. Demiyoruz da yapmıyoruz da. Ha yapmıyoruz tabii. Da. Ya tabii. Programda zaten yapmıyoruz. Bu hayır. Allah korusun o yani, günleri görürsek peki, zaten. Allah korusun. Şimdi. Peki bu sevgili Mehmet böyle. Turgut'la yaptık. Çok severek yaptık. Hmm. Mehmet çekti fotoğrafı. Çok güzel. Fotoğrafları. Galip Erdal yönetiyor. Evet Galip yönetti. Bizim Galip. Arkadaşım evet. Evet. Harikulade harikulade. Peki vallahi. Biraz içerikle ilgili önümdeki notlardan okuyayım. Hayattaki sorunların yatak odasından kaynaklandığı ya da yatak odasındaki sorunların hayatın tümünden kaynaklandığı problemi yumurta tavuk olayına dönüşüp çiftlerin hayatını zehir ediyor. Bu çok doğru bir şey. Evet. Böyle çok çiftle karşılaşıyorum. Evet. Bir süre sonra bakıyorum herkes böyle bir tek ben değilim. Teknoloji sayesinde birbirini duymayan, görmeyen, koklamayan ve birbirine dokunmayan insanların salonlarında olup bitenlerden haberdarız. Mutfak kavgalarını da paylaşıyoruz ama yatak odaları, gerçek tartışmalarında, gerçek uzlaşmalarında yaşandığı asıl yerler oraları. Oralarda neler olup bitiyor? Yoksa asıl sorunda, asıl çözümde orada mı gizli? Ben gelirim bu oyuna. Gel. Çok ben de geleceğim. Bekliyoruz. Lütfen. Hepimiz gelmek. Bu arada gelmesin. Bence de değil davet mi? Etmiş olalım. Bütün sorun orada. Bütün sorun orada. Bizim hiç böyle orada. Bir sorunumuz olmadığı halde sadece gözlem yapmak maksadıyla Esra ile ikimiz evet, geliyoruz. Biz çok mutlu oluruz. Evet. Çok mutlu oluruz. Sonra gözlemlerinizi paylaşırsanız. Biz ikimiz geliyoruz. Ben de geliyorum. Sen de. Kaanları bilmiyoruz. Hayır, biz Kaan... de geleceğiz. Biraz oyun otursun. Oyun otursun. Evet, çok doğru. Öyle o da güzel bir şey. Oyun otursun. Bayılırım peki o yatak yani yatak mı dekor? Yatak evet evet. Oyunun yani tamamı evet. Yatakta geçiyor. Yatakta mı geçiyor? Evet. Ah ya bir üç, ya. Üçüncü olsaydı bende. Mesela kuma. Üçüncü derken? Kuma mı? Kuma. Ay, ya yani, bir üçüncü kişi olsaydı yani, kuma olsaydı. O zaman sana özel zaten. Kuma diye oyun yaparız. Yine onlar da oynar. Ya bunu da devamı olarak yaparız belki. Yapılır evet. Ay, ya niçin yapılmasın?